Efe ve sonra hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Efe ve bugün GTA 5'e biliyorsunuz GTA 5 PC'de bayağı mod çıkıyor GTA 5'e. Bu yeni çıkan modlardan birisi de Ghost Rider modu ve bu bir hafta önce falan çıktı tahminen öyle hatırlıyorum. Herkes yüklemiş fakat hiç yükleme videosu yok. Hani nasıl yüklenecek videosu yok ya da ben görmedim. Şu anda ben onu nasıl yüklenecek videosunu çekiyorum evet. İlk olarak bize lazım olan internet sitelerini aşağıda hepsinin linkini vereceğim. GTA X-Sprinting'den Ghost Rider mod gördüğünüz gibi. Buradan ya bu sayfaya geliyorsunuz. Sonra Download kısmı var şurada gördüğünüz tıklıyorsunuz. Böyle bir yer atıyor sizi. Sonra ben Mirror 2 diyorum. Mirror 2 deyin sizde. Sonra buradan Download diyorsunuz. Kapatalım. Ve inmeye başlıyor. Şu iki sayfayı artık kapatabiliriz. Bakalım buradan da daha işimiz kalmadı. Bu sayfayı da kapatıyorum. İnsin modu hemen hadi. Hemen insin. Onun dışında Scripthook 5.net indiriyorsunuz. Bir de Scripthook 5'in normalini indiriyorsunuz. Bir de OpenEV'yi indiriyorsunuz. Scripthook derken biraz zorlanıyorum. Scripthook. Neyse ben sabah bakın sabah 9'dan uğraşıyorum ve sadece Uçe 5 var şu an yani. Öyle manyak gibi uğraştım. Şimdi modumuz indi. Gerekli olanları ilk önce indirelim. Şimdi Scripthook 5 net Dolant diyorsunuz. Böyle bir yer açılıyor. Aşağı iniyorsunuz. Burada .net zip var. Buna tıklıyorsunuz. Ve aşağıda inmeye başlıyor. O hemen iner. Hızlı bir şey çünkü. Hemen hemen hemen. Tamam. Buldum. Bunu da indirdik. Şurayı da kapat. Şunu da kapat. Şimdi Scripthook 5'i de indireyim. Yani normalde hepsi bende var. Göstermek amaçlı indiriyorum. Şuradan da olan diyorsunuz. Ve hemen iniyor. Şurayı da kapatalım. Şunu da indirdik. Nathan Trainer'ı. Onu da atalım buraya. Ve OpenEV lazım. Onu da şuradan Dolant diyerek indirebilirsiniz. Şimdi onunla uğraşmıyorum. Bende OpenEV var. Gördüğünüz gibi 3 tane dosya. Şeyin Ghost Rider modun klasöre çıkart diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi çıkıyor. İlk olarak şu ikisini hemencilik kurabiliriz. GTA 5'in kurulu olduğu dizine dosya konumunu aç diyorsunuz. Eğer GTA 5'i Steam'den almadıysanız Steam'den alanlar ne yapabilir? Steam'den alanlar Steam oyunlar yani kütüphane. Ben şu an Steam'e eklemiştim oyunu. Sağ tık. Burada mesela dur. Sağ tıktan neredeydi o? Fail oldu. Şey vardı. Vallahi unuttum şu an. Dosyaları açabiliyorduk. Özellikler ya da şu counter bizim CSGO'da da bakalım deneyelim. Burada bir yerdeydi hatırlıyorum çünkü. Heh, oyun dosyalarına yeni geldi dosyalara göz at. Burada açılıyor zaten. Öyle yaparak GTA 5'inde ulaşabilirsiniz. Ben şu an simge olarak ekledim bunu. Oyun olarak değil. Şimdi dosya konumunu açıyorsunuz ve şu Scripthook 5'in bine geliyorsunuz şuradan ve içinde 3 tane Deepl 8 DLL Native Trainer'ı Scripthook 5 bunları Scripthook 5 bunları direkt şöyle alıp sürüklüyorsunuz buraya atıyorsunuz. Ben attığım için onunla işim kalmadı. Şimdi bununla işimiz yok artık. Onu attık. Bir de .NET var. .NET açıyorsunuz. İçinde ne var ne yok hepsini alıp atıyorsunuz. .NET'le de işimiz bitti. Şimdi buraya kapatabiliriz. Şimdi Ghost Rider moduna geldik arkadaşlar. Açıyorsunuz klasörü. Böyle bir yer çıkıyor. Ghost Rider 5 full setup OIV. Burada motoru ne bileyim kendisi işte zinciri, güçleri, müşleri, motor sikleti falan filanı var. Burada bunlar var. Şimdi OpenEV'e yükledikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. Ama ondan önce bir şey daha göstereceğim. Dosya konumunu açıyorsunuz GTA'nın. Yeni bir klasör oluşturuyorsunuz. Adı da mods oluyor arkadaşlar. Şöyle mods koyuyorsunuz adını. Ben oluşturduğum için şunu silelim. Mods koydum zaten en üstte çıkıyor. Siz de içinde hiçbir şey olmayacaktır kurduğunuzda. Bu modu niye kurduk? Çünkü yedek olacak. Modsun içine kuracağız dosyaları. Normal GTA'nın içine kurarsak orijinal dosyalarını kurduğu için eski haline getiremeyiz. İçinde mod kalır ve onlarla girersek ban yeriz. O yüzden mod yaptık. Şimdi yaptıktan sonra OpenEV'yi açıyoruz gençler. Yani Grand Theft Auto 5 Windows. Size şimdi böyle açılmayacak. GTA 5'in kurulu olduğu yeri soracak.
Oradan seçip açabilirsiniz. Yo, ben de mouse'un içinde var. Size de böyle mouse gözükecektir. Evet. GTA 5'e tıklayın burada. Şu mavi şey GTA 5'in üstüne kalsın. Şurada yukarıda bak. Gördüğünüz gibi böyle bir simge var. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Tamam mı? Şu simgeyi bir daha gösteriyorum. Şu simge. Şunun yanında hemen şu. Buna tıkladıktan sonra sizden şeyi istiyor. Masa üstü. Yani nereye attıysanız dosyayı. Şeyin dosyasını. Ghost Rider'ın. Ve buradan Ghost Rider 5 Full Setup OIF. Aç diyorsunuz. Onu bulup. Böyle bir yer açın. Gördüğünüz gibi. Buradan install diyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane seçenek çıkıyor. Oyun dosyaları mı? Mod klasörü mü? Mod klasörünü seçiyorsunuz ve onu indirmeye başlıyor yavaş yavaş. Mod klasörünü seçtikten sonra o indirmeye yavaş yavaş başlıyor. Ben indirdim, yapmıyorum. Sonra bunu yaptınız. Aynı şeyi tekrar basıyorsunuz ve bu sefer Other Setup Options'a giriyorsunuz. Ghost Rider 5 Buy Only. Ghost Rider 5 Buy Only'yi buluyorsunuz. Hemen zaten aynı yerde. Other Setup'a tıkladıktan sonra motor sikletinin bu da. Aç diyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar install diyorsunuz ve mod seçip kuruyorsunuz. Mods'a gelecek çünkü. Bir daha yapıyorsunuz. Bike'ı da yaptık. Şimdi Objects'te. Objects'i de aynı şekilde yapıyorsunuz. Anlamışsınızdır mantığı. Install, mod. Aynı şekilde yapıyorsunuz. Objects'i de yaptıktan sonra geliyorsunuz ve Script Only. Aç. Install. Mods. Bu kadar. Bunları da kuruyorsunuz. Ve mouse'un içine bakın. Eğer indiyse bunlar gözüküyordur. Sizde mouse yoksa ilk önce şu işlemi yapın. Ben öyle yaptım. Sizde mouse yoksa ne bileyim. Bunları ilk önce aç diyelim mesela. Bunları ilk önce şeye kurun. Oyun dosyalarına kurun. Sonra bir de mouse'a deneyin. O zaman olabilir belki. Ben çünkü öyle düzeltmiştim. Bakın ben kurdum. Mouse'un içinde bunlar geldi. İşte şu anda her şeyini kurmuş bulunmaktayız. Oyuna girerken sizde bir hata veriyorsa böyle oyun yüklenmiyor, arkada bir hata veriyor. Tamam diyorsunuz, kapanıyor oyun. Onu çözmek için de şunu yapacaksınız. Genelde mod yüklediğinizde olan bir hataymış bu. Sabah karşılaştım ve araştırarak çözdüm. OpenFV'desiniz. Yukarıda Tools seçeneği var. Bakın gösteriyorum. Şurada Tools. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. SC Manager. Buna tıklıyorsunuz. Açılıyor. Gördüğünüz gibi burada 3 tane şey var bende. Bunda uninstall yazmıyor sende. Sizde. Bunlar mavi olur sizde. AC Loader'ı ve OpenAV'yi şuradan, bunda da install yazacak o ikisine tıklayarak indiriyorsunuz. Sadece ikisini. Uninstall yazarsa, install it yazarsa şuralarda inmiştir ve böylece sorunuzu da çözebilirsiniz. Şimdi bir de oyuna girip bakalım modumuz yüklenmiş mi onu test edelim. Sonra zaten bunun için belki modların serisini çekerim bilmiyorum ama şimdilik benden bu kadar. Bir de oyuna girelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girdik ve gördüğünüz gibi Franklin'im. Bu modu yüklediğinizde akşam oynamanızı tavsiye ediyorum. Ghost Rider hayal sürücü, böyle yanan bir adam. Kafası gözü böyle yanıyor adam, bildiğiniz ateşten yanıyor ve etkilenmiyor. Öyle bir insan. Bunun aracı falan filanı var işte, onları göstereceğim. Silahları falan. CTRL ile ne yaptığımızda bir script menüsü açılıyor. Konuşamıyorum ki. Ghost Rider çıkması lazım burada. Eğer koruyorsanız tıklıyoruz ve Toggle Powers diye seçeneğe tıklıyoruz. Adam yanıyor. Ve ekran karardı, sesler geliyor. Ve gördüğünüz gibi artık Ghost Rider olduk. Şöyle bir tip, kafası gözü yanıyor gördüğünüz gibi. Bir de bunu bir sabah göstereyim size. Bir dakika, şu ayarlamaları yapalım. Ölümsüz olalım. Hızlı koşalım. Ondan sonracığıma polisler tarafından aranalım. Çünkü ben onları göstereceğim. Ondan sonra ne yapalım? Zamanı bir sabah yapalım şöyle hemen. Sabah gördüğünüz gibi ateş çok gözükmüyor. Böyle kuru kafa bir şey. Bir şimdi akşama tekrar döndüreyim oyunu. Aynen. Saati durduralım. Gördüğünüz gibi Ghost Rider böyle. Şimdi tanıtayım hemen. Bir tane zincirimiz var. E'ye bastığımızda Penance Stair mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Öyle bir gücümüz var. Ve sol tık yaptığımızda. Sen. Dinle lan beni. Pardon. Elimizde zincir var. Al şunu. Penance Stair. Birini seçiyorsunuz ve adama böyle gösteriyorsunuz. Adam yaptığı kötülükler aklına geliyor böyle. Adam yaptığı her şey aklına geliyor ve ölüyor sonra. Öyle bir şey. Olmuyor. Olsana. Adamı bağladım şu an. Bir dakika. Gel buraya. Kaçmayın. Teyze sen niye kaçıyorsun ya? Teyze atarım seni. Neyse öyle bir özellik. Şu an onu tam yapamıyorum ben. Sen.
Ses fazla. Şu an öyle bir şey işte bu Pelence. Flame Tower, ağzımızdan ateş atıyoruz be. İnanılmaz bir şey değil mi? Bakın yapıyor her yeri ağzından. Oh yeah. Neyse, Flame Tower gücümüz. Bir de ateş topu, bu çok iyi. Ne yapıyorsun lan sen? Ateş topunu yersin ha. Gel buraya. Kime kilitlenirse, üzerinde kırmızı şey çıkarsa onu atın. Ona kilitleniyor. Gördüğünüz gibi. Uzaklaş bir çok. Bir de böyle şeyimiz var işte. Ne, zincirimiz. Onunla da sağ tıkla bir şeyi tutuyor zincirle. Sol tıkla atabiliyorsunuz. Normal sol tıkla bastığınızda da vuruyor. Şak şöyle. Onun dışında bir de biz Ghost Rider'ın aracı var. Bir saniye, şu polisler bizi peşimizden bir gidin ya buna. Aracımız CTRL ile B ile çalışıyor mu bilmiyorum. Araç çok çalışmıyor. Wow! Yerin içinden çıktı. Evet, bir daha yerin içinden çıkartacağım bakın. Yerin içinden çıkarak yanan motosikletimiz de yanıyor bu arada ve bindiğimiz her aracı yakabiliyoruz. Bin abi, bin acı. Gördüğünüz gibi Ghost Rider'ın motosikleti ve orta tuşa bastığında hız modu yapıyor. Hız modunu geçtiğinizde, yani orta tuşla yanınızda geçtiğinizde patlıyor böyle arabalar. Gördüğünüz gibi geçiyorum yanlarından ve patlıyorlar. Bir daha göstereyim. Şok, patladılar. Anam. Onu sabah göstersek daha iyi olur size. Sabah. Şöyle time. Hemen yapalım sabah. Akşam yaptık ama olsun. Heh, sabah. Saati durdur. Tamam. Şimdi bakın, iyi izleyin. Yanından geçen patlayacak. Bak iyi izleyin. Lan oğlum. Telefonu açıyor lan. Hız moduna geçince. Açma lan telefonunu. Telefonu açınca hız modu duruyor. O yüzden patlamıyor bazen. Bak patladı, gördünüz. Patlayın lan. Ve bu araç yani motosiklet duvarda sürülebiliyor abi. İnanılmaz bir şey ama duvarda sürebiliyorsunuz bunu. Onu da göstereyim. Tövbe destur, hız modu yapmadım ki. Patla. Beni deletme. Şimdi bakın, duvara çıkacağım mesela. Nereye çıksak lan? Şöyle büyük bir duvar arıyorum. Büyük bir duvar, rampa değil duvar. Mesela şuna çıkabiliriz yani bence. Göstermelik amaç zaten. Mesela şuradan. Allah. Önünü kaldır. Lan ne yapıyorsun? Önünü kaldırıyor, arkayı kaldırıyor bu. Abi çıkamadık, dur. Çıkacağım. Hızlıca geliyorsunuz. Aa, öyle kaldırınca çıkıyor işte mesela. Ay. Abi durun. Çıkacağım. Bir saniye. Please. One minute. Çıkacağım. Hay. Ön kaldırmayı unutan ben. Gördüğünüz gibi duvara çıkıyor. Basbayağı sürüyorsunuz duvarda. Az önce gösterdim birazcık. Çok modu ben de yeni yükledim. İlk defa oynuyorum. Bakın gördüğünüz gibi duvardan çıktım. Böyle büyük binalarda bunu deneyebilirsiniz. Arkamızdan da ateş bırakıyoruz ve bir yere düştüğümüzde acayip patlıyor. Dur bakayım, uçağın yanından geçeyim. Patlıyor mu la sen? Patlamıyor. Patlaması lazım lan. Patla lan. Patlamıyor. Neyse, uçak patlamıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modumuzu kurduk. Mod böyle. Akşam yine oynamanızı tavsiye ediyorum modu. Ya oyunda tabii akşam. Normalde akşam da oynayabilirsiniz. Siz bilirsiniz, ona bir şey diyemem. Oyunda akşam oynamanızı tavsiye ederim. Neyse, şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bye bye.